Taoyuan ailesinin değerli öğrencileri, okul arkadaşlarım, başta kurucumuz Muammer Tuna hocamız olmak üzere sevgili Ahmet'e ve hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ve merhaba diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle kısaca kendimi tanıtayım. Saadettin Özbek, Tazelenme Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Muğla Sanatseverler Derneği Başkanıyım. Bunun dışında Muğla Gazeteciler Cemiyeti üyeliği, Muğla Engelliler Derneği Denetleme Kurulu üyeliği, onun dışında Türk Hava Kurumu üyeliğim devam etmektedir. Muğla'da Muğla Sanatseverler Derneği olarak sanatı toplumu sevdirmek uğruna çalışmalarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. Daha önce yüz yüze yapmış olduğumuz bu çalışmaları malum salgınla birlikte Tazelenme Üniversitesi bünyesinde oluşturulan sanal ortamdaki eğitim öğretim modeliyle gene üniversite öğrencisi arkadaşınız olarak bu tanıtma çalışmalarını devam ediyorum. İzmir Akan değerlerimizi tanıtıyorum. Çünkü çok çabuk unutan bir toplumuz. O yüzden bize çok önemli hizmetler yapmış, çok önemli bilgiler aktarmış yazar, şair, bilim insanı olan bu değerlerimizi tanıtmayı bir görev biliyorum. Ve gücüm yettiğince de tanıtmaya devam edeceğim. Bunu yaparken tabii ben değil biz mantığıyla yapıyoruz. Başta dernek içerisinde görev alan arkadaşlar artı yerel yönetimler, Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, kardeş sivil toplum kuruluşları, bunun dışında üniversite ve ilgili kurumlarla birlikte bu projelerimizi kültür ve sanat dostlarıyla paylaşıyoruz. Önce bir araştırma yapıyoruz tabii haliyle. O kişi hakkındaki bilgileri, belgeleri topluyoruz ve hangi alanda yetkinse ona göre programlarımızı hayata geçiriyoruz. Bir tanesi de çok önemli bir insan, Nail Çakıran. Neden önemli? Yerelden ulusala armağan etmiş olduğumuz bir değerimiz Nail Çakıran. Alaylı mimar, yazar, şair Nail Çakıran aynı zamanda da Türk ve dünya şairimiz Nazım Hikmet'in yakın arkadaşı. Nazım Hikmet'in başka hiçbir şairle ortak şiir kitabı yok. Fakat Nail Çakıran'la var. Bir artı bir eşittir bir. Ortak çıkardıkları kitaptır. Hemen hemen Nail Çakıran'la ilgili bu kitapların çoğu benim mini kütüphanemde mevcut. Zaman zaman onlara başvuruyorum. Bugün de başvurdum. O başvurumdan elde ettiğim bazı çalışmaları da sizlerle paylaşacağım. Tabii Nail Çakıran'la ilgili bilgi toplama olayı şöyle gelişti. Nail Çakıran vefat ettikten sonra hakkında bilgilerimi yetersiz olduğunu düşündüm. Ve araştırmaya başvurdum. Toplamış olduğumuz bilgileri elde ettiğimiz kitaplardan faydalandık. Bazılarında da kişi ve kurumlardan destek aldık. Onlardan bir tanesi de Akyaka Kültür Sanat Derneği Başkanı'ydı o zamanlar. Selçuk İnaç. Kendisi hukukçu, sanatçı, toplumla barışık, topluma hizmet eden değerli bir dostum, arkadaşım, güzel insan. Onunla tanıştık, konuştuk. Ben bu düşüncelerimi anlattım. Yapmış olduğumuz çalışmaları. O da Nail Çakıran'la ilgili yapmış olduğu çok güzel bir çalışmayı bana verdi. İşine yarar mı dedi. Okudum. Müthiş etkilendim. Dolu dizgin.
Nail Çakıran'ın hayatını masal diliyle yazmış sevgili Selçuk. Ben de okuyunca hemen Nail Çakıran'ın şiirlerini bu masalla örtüştürerek görseller katıp fotoğraflarla zenginleştirip bunu müzik eşliğinde şiirsel tirada çevirdik. Bir oyun haline getirdik. Ve bunu Muğla merkezde, Akyaka'da, üniversitede, Muğla Sıtkı Koşman Üniversitesi'nde, yatağında 2000 kişiye açık hava tiyatrosunda tanıttık Nail Çakıran'ı. Bunun dışında Marmaris'te sevgili Umur Özdeğer'in 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yapmış olduğu bir etkinlikte davet etmişti. Gittik orada tanıttık ve böylece yurttaşlık görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Hatta o masal gerçekten çok önemli. Neden önemli? Çünkü masalda giriş Nail Çakıran Ağahan ödülünü aldıktan sonra 1983 yılında müthiş bir fırtına kopuyor. Gazetelerde, baş sayfalarda Ağahan ödülü bir ustaya mı verilir, ahırdan bozma bir eve ödül mü verilir diye mimarlardan belirli bir bölüm tepki gösteriyorlar. Halbuki Nail Çakıran bu ödülü alırken bunun bir ön deneyimi var. Rastgele verilmiyor bu ödül. Dolayısıyla bunu bilen edebiyatçı arkadaşları destek veriyorlar Nail Çakıran'a ve bir karşı duruş sergiliyorlar. Tabii bu önemli bir olay. Daha sonra da tabii masalda Türkiye'nin 100 yıllık siyasal tarihinde Nail Çakıran'ın yaşamındaki kesitleri evre evre orada görme fırsatı buluyoruz. Ve bunu biz şiirlerle monte ederek halkta buluşturduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili Selçuk İnaç'a da buradan 1000 selam diyorum. Buradan sevgilerimi gönderiyorum ona. Değerli dostlarım, şimdi de gelin Nail Çakıran'ın yaşamındaki kilometre taşlarına kısaca bir göz atalım. Girişi böyle yaptıktan sonra bu arada da özgeçmişini okurken aralarda da şiirlerden paylaşacağım. Nail Çakıran'ın şiirlerinden paylaşacağım. İki şiirde onun için Nail Çakıran'a ithaf edilen şiir, onları da sizlerle zamanımız sürecinde paylaşmaya devam edeceğim. Değerli dostlarım, Nail Çakıran edebiyatçı, şair, yapıcı, alaylı mimar. 1910 Ula doğumlu. Onu 11 Ekim 2008'de sonsuzluğa uğurladık. Annesi Halise Hanım, babası Ali Efendi. Halk arasında Çirkin Ali deniyor. Çünkü Kurtuluş Savaşı'ndan döndükten sonra çiçek hastalığına yakalanır ve yüzünde değişik o hastalık izler bırakır. O yüzden öyle söyleniyor. Ama çok sevilen bir insan, sayılan bir insan. Halise Hanım da kendisini çok iyi bakan, kendisini devamlı yenileyen bir insan, çağdaş bir insan. Dolayısıyla Nail Çakıran'ı çocukluğundan beri çok iyi bir şekilde eğitiyor. Nail Çakıran 1910 yılında bugün Gökova dediğimiz Ula bucağında dünyaya geliyor arkadaşlar. Muğla'da 1921 yılında Rüşteyi Ortaokulu bitiriyor. 1925 yılında da yatılı olarak Konya Lisesi'ne gidiyor. Konya Lisesi'nde öncelikle araştırmayı seven bir insan. Okuyor, devamlı okuyor. Kütüphanedeki hemen hemen tüm kitapları bitiriyor. Okudukça dünya görüşü artıyor ve sorgulama yeteneği gelişiyor. O dönemdeki hocaları, önemli edebiyatçılar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Saadettin Nusret Ergün,
hocaları. 10. sınıfta Kervan adında bir dergi çıkarıyorlar. Bunun öncülüğünü yapan Nail Çakıran. Lisedeyken dergide yayınlanan bir şiirinde isminin ardında yanlışlıkla V harfi basılmış olarak çıkınca hocası Saadettin Nusret üzülmemesini, hatta mahlas olarak kullanmasını önerir. Kiminin Vahdeti, kiminin Beşinci diye bildiğin Nail V'deki V'nin sebebi budur. Yüksek öğrenim için geldiği İstanbul'da tıp fakültesi, hukuk fakültesi ne devam eder, ayrılır. Neden? Çünkü doktorlar hastalarını ücretle muayene etmesi ona tuhaf gelir. Hasta, parası yok, rahatsız. Neden bu şekilde davranıyorsunuz diye onlara kızar. İdealisttir. Hukuk fakültesinde de yine aynı şekilde. Avukatlar tabii haliyle vekillerinden para alıyorlar. Fakat Lai Çakıran onlara da karşı çıkar. Ve Edebiyat Fakültesi felsefe bölümüne girer. Bunun dışında İstanbul'da yaşarken Nazım Hikmet'le tanışır. Ve şiire merakı o dönemlerde başlar. Nazım'dan etkilenir. Şiir yazma genelde onun 1930-40'lı yılları arasında bol bol şiir üretir. Ortak şiir kitabı 1+1=1. O kitabından sonra bunun dışında Nazım Hikmet'le beraber düşünce olarak da uyuşurlar. Babasının evinde bir süre birlikte kalırlar Nazım Hikmet'in. 2 yıl sonra da komünist teşkilatı kurmaktan gözaltına alınıp tutuklanır. 1933'te aftan yararlanır, serbest kalır. Nail Vahdeti 1934 yılında Moskova'ya gider. Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'ne kaydolur. Çalıştığı tekstil fabrikasında tek çocuğunun annesi olacak Taysa Aleksandrovna ile tanışıp evlenir. Tek çocuğu oğlu Rudik dünyaya gelir. Fakat o dönemde İkinci Dünya Savaşı'nın tüm dünyada etkileri artık başlama üzerine siyasal, sosyal anlamda çöküşün başladığı yıllardır ve azınlıkları kendi ülkelerine gönderme kararı alır Sovyetler Birliği. Ve Nail Çakıran 27 Nisan 1937'de Türkiye'ye döner. Oğlunu ve eski karısını geride bırakır. Ancak yıllar sonra Halet Şambel'in girişim ve araştırmaları sayesinde onları 42 yıl sonra görebilir. Ne yazık ki oğlu Rudik Türkiye'ye gelir, görüşürler ama sonrasında Rudik kalp krizinden vefat eder. Nail Çakıran bu acıyla bir kez daha yıkılır. İşte onunla ilgili de Yavruma adlı güzel bir şiir yazar. Ey benim adını, ey benim yumuk ellerinin tadını bilemediğin, ey benim öpüp gözümü kaşını, gözlerinin yaşını dudaklarımla silemediğim yavrum. Belki o kadar tatlı ki gözlerin rüyasız uykulara benziyor. Belki ılık serin baharda sulara benziyor. Belki yıldızsız geceler gibi kara, belki cevapsız bilmeceler gibi derin. Benziyor ufuksuz ufuklara. Ellerin avucunda, adın dilimin ucunda. Oğlum Rudik, hayır belki kızım Svetlana. Ne yazık, ne yazık ki sana bir defacık olsun bakamadım. Gözlerine su gibi, uyku gibi akamadım. Ey benim adını, ey benim yumuk ellerinin tadını bilemedim. Ey benim öpüp gözünü kaşın, gözlerinin yaşını dudaklarımla silemediğim yavrum. 1937. Evet, değerli dostlarım,
biraz önce dediğim gibi 1979 yılında Sovyetler Birliği'ne gittiğinde oğlu Rudik'i bulmuş ve sonraki yıllarda birbirlerini sık sık görmüşlerdir. Rudik 1994 yılında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu vefat etmiştir. Bu arada sevgiliye mektuplar şiirini de sizlerle paylaşayım bağlı olarak. Çünkü artık o emekten yana düşüncelerini, dünya görüşünü yaşamına da monte etmeye başlamıştır. Ve bu konuda devamlı şiirler üretir ve şiirine sorumluluk verir. Gelin bu şiiri hep birlikte dinleyelim. Sevgiliye mektuplar. Keklik palazım benim. Bu sana ilk, belki de son yazın benim. Ne yalan söyleyeyim, bilmem nasıl anlatayım, ne diyeyim. Sen benim 14 yaşımın delikanlı rüyalarını dolduranımsın. İçinde ufuklar kadar engin başımı, renkten ve ahenkten sihirli, sırça bir saray kuranımsın. Keklik palazım benim, bu sana ilk, belki de son yazım benim. Sen alışmamışsın hiç tuz ekmek yokluğuna, ben satmışım günlerimi karın tokluğuna. Sen de bir kucak mal, benim mülküm yalnız sakal. Kollarında bilezik, benimkiler kelepçeli. Sen gölgenin peşinde gölgeni düşünürsün. Benim ufkum bulutlar. Sen daracık bir ömürsün. Bana herkesin dünyası dar. Yokum mal mülk işinde. Ama filan yüzüme bakmayacakmış. Falan bilmem nesine takmayacakmış. Ne çıkar? Kafamda ışıklı bir dünya var. Benim dünyam bana yeter. Buna rağmen ne yalan söyleyeyim. Bilmem nasıl anlatayım, ne diyeyim bilmem. Sensiz yaşamak güç, göğsünde uyumak hoş. Sensiz geceler boş. Fakat darılma ama, kölelik ondan beter. Kırıldı kolum kanadım, çoktan künyem soyadım, alınmaz oğlu bile. Keklik palazım benim, bu sana ilk, belki de son yazım benim. Geceler gündüz olur, dere tepe dümdüz olur. Doğar bizim de günümüz, davul zurna vurulur, kurulur düğünümüz. Ama şimdi ne denir, geçelim bu sevdadan. Ne umulur, ne beklenir, böyle kahpe dünyadan. 1937, Servet-i Fuhu'nun 18 Ocak 1940'ta çıkmış. Değerli dostlarım, gördüğünüz gibi çok genç yaşında yazmış olduğu şiirler. Evet, özgeçmişine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1938'de Tan Gazetesi'nde çalışmaya başlar. Kitapçılık, muhasebecilik yapar. 1940 yılında arkeolog Halit Çambel'le evlenir. 1946'da kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi'nin kapatılması üzerine tutuklanır ve 4 yıl sonraki haftan yararlanır, serbest kalır. Avrupa'da çeşitli kentlerde bulunan Halit Çambel'in yanına gider ve 1,5 yıl kadar orada kalır, sonra yurda dönerler. 1950'lerin başında Halit Çambel'in çalıştığı Kadirli yakınlarındaki Karatepe'deki arkeolojik buluntular koruyucu saçaklar altında toplanmak amacıyla hazırlanan projenin müteahhidi yarım bırakınca işi görev Nail Çakıran'a kalır. Türkiye'nin başarılı ilk çıplak beton uygulamasını çok çetin koşullarda, yani nedir bu çetin koşullar? Şöyle düşünün, bir dağ başı, su yok, su çok zor şartlarla eşek sırtlarındaki o küplerle, tenekelerle geliyor. Gelene kadar yarısı dökülüyor. Onlarla yapılan bir inşaattan söz ediyoruz. Çalışmalarına 1963'te Ankara'daki Türk Tarih Kurumu inşaatıyla devam eder. Alman Lisesi. 1970 yılında doktor önerisiyle sakin bir beldede yaşamak üzere kendisi için tasarım ve uygulama yaptığı 1983 yılında Uluslararası Ağan Mimarlık Ödülü'nü kazandırdığı evi inşa eder. O zamanlar Gökova Akyaka sivrisinekle boğuşan, kimsenin dönüp bakmadığı bir yer.
Nail Çakıran iki dönüm yer alır. Geleneksel Muğla mimarisini çağa uydurarak, yani o taşı, kireci, kiremidi, ahşapla doğayı buluşturur. Yani doğaya eş, insana yoldaş, şiir gibi evler yapar. Ve bu ev ona Ahan mimarlık ödülünü getirir. Yani dünyanın en saygın ödüllerinden bir tanesi. Tabii yer yerinden oynar. Biraz önce anlattığım gibi. Yani mimar olmayan birine mimarlık ödülü mü verilir? Bunca biz varken, mimar varken niçin onlara verilmez? Ahırdan bozma bir ev mimarlık ödülü hak edebilir mi diye Nail Çakıran'ı çok kötü şekilde manşet yaparlar. Ve tabii haliyle Nail Çakıran da sevenleri tarafından yalnız bırakılmaz. Mesela hemen sözü gelmişken onlardan bir tanesi de Can Yücel, Nail Çakıran'ın yakın arkadaşı. Sözünü dudaktan, gözünü buzaktan esirgemeyen bir şair. Şöyle der, Ala'dan Bala şiirinde. Yüksek mimardan geçilmeyen bir ülkede yüksek mimar olmayan sadece Nail Çakıran. Nail Çakıran mimardır der. Ve onu sonuna kadar savunur. Ve dolayısıyla yüksek mimardan geçilmeyen bu ülkede yüksek olmayan mimar sadece Mimar Sinan var diyordum. Artı bir ikincisi var. Nail Vahdeti Çakıran. O yüzden bu şekilde Nail Çakıran'ı sonuna kadar arkasına durur ve diğer mimarlara çatar. İşte daha sonra çalışmaları devam eder. Şiirleriyle beraber çalışmaları devam eder. Onlardan bir tanesi de biraz önce bahsetmiş olduğum Gökova Akyaka ile ilgili güzel bir şiir yazar. Aşk ve Bahar. Bahar yeşil, ovalar yeşil, yeşillikler hudutsuz ve geniştir. Bu yeşilliklere düşmek, bu yeşilliklerde öpüşmek ne mükemmel iştir. Nazlanma sevgilim, ömür böyle uzayıp gider sanma sevgilim. Bugün ayaktayız ama belki yarın, belki akşama kara topraktayız. Bahar, fakat ne koku ne renk var. Sensiz geçer ömrüm baharında. Nazlanma sevgilim, ömür böyle uzayıp gider sanma sevgilim. Düşün yarını, uzat kollarını, bahar senin dudaklarında. Değerli dostlarım, biz etkinliklerde bu şiiri hem şiir olarak paylaştık sanatseverlerle, aynı zamanda da Ünal Türköz abimiz, yakın arkadaşım, dostum, makine mühendisi, bestekar bu şiiri besteledi ve şarkı olarak da sanat dostlarıyla etkinliklerde paylaştık. Ben kendisine de buradan teşekkür ediyorum Ünal abiye. Değerli dostlarım, tabii biraz önce söylediğim gibi Nail Çakıran emekten yana gelen haklarını sonuna kadar savundu. Yani köylünün yanında durdu. O zaman işçi sınıfı mutlaka ki tamamen örgütlü değil. Onun yerine toprakla uğraşan köylüler daha ön planda. Onların sorunlarını göz önünde bulundurur. Tabii işçilerin sorunları da onun için önemlidir. Ve şu şiiri kaleme alır. Kadavra. Ay yükseliyor. Boyu eninden dar. Obur bir miras yedi kadar kalın bodur ağaçların arasından. Ay yükseliyor. Yollar ıssız. Yalnız uzaklarda karda geziniyormuş gibi hafif ayak sesleri. Ayak sesleri. Yaklaştı sesler. Duyuyorum sesleri. Alınan nefesler. Verilen nefesleri. Görüyorum tahta göğüslerin nasıl daralıp genişlediği. Bozuk bir demirci körüğü gibi işledi. Bir kafile geliyor. Bir daha, aha, bir daha, daha saymak nafile.
Kafile kafile, kafileler geliyor gerçek. Kadın erkek, çoluk çocuk, kaynıyor kumlar gibi sıralanmışlar yola. Karakola götürülen pranga bent mahkumlar gibi. Kaçtı uykum. Borçlu bir müşteri gibi kaçırdım uykumu. Şimdi düşünüyorum. Bir mum, işlenmiş bir bal mumu kadar sarı benizli çocukları. Bunlar kurbanlık koyunlar gibi bir ağılda yaşayan, omuzlarında köylü doğmaklığın azabı, insan olmaklığın acayip ızdırabını taşıyan, yarı diri, yarı ölü, bir sürü köylü. He hey, neye sırıtıyorsun be Züppe Bey? Bunlar palavra değil kadavra. Hem de muhteşem kadavra bunlar. İnanmıyor musun? İnanma. Sanma ki gözlerinin önüne bunları eski bir hasır gibi sereceğim. Gözlerinin önüne bunları eski bir hasır gibi sereceğim. Kanmıyor musun? Kanma. Fakat düş önüme, sana cehennemde bir ders vereceğim. Evet değerli dostlarım. Tabii o dönemde Nail Çakıran'la Nazım Hikmet belli bir dönem buluşamazlar. Ama İstanbul'a geldiği bir zaman diliminde karşılaşırlar, hal hatır sorarlar. Nazım Hikmet de hoş geldin şiiriyle karşılar Nail Çakıran'ı. Hoş geldin, kesilmiş bir kol gibi omuz başımızdaydı boşluğun. Hoş geldin, ayrılık uzun sürdü, özledik gözledik, hoş geldin. Biz bıraktığın gibiyiz, ustalaştık biraz daha taşı kırmakta. Dostu düşmandan ayırmakta. Hoş geldin. Yerin hazır. Hoş geldin. Dinleyip diyecek çok. Fakat uzun söze vaktimiz yok. Yürüyelim. Değerli dostlarım, işte aralarındaki dostlukların ne kadar önemli olduğunu, el ele, omuz omuza mücadeleyi gene devam ettiklerini ne kadar güzel imgelerle bize burada anlatmış Nazım Hikmet. Değerli dostlar, tabii Nail Çakıran acılar çekti, işkenceler gördü. O dönem üzücü şeyler yaşadı. Dolayısıyla şu şiiri bunu çok güzel dile getiriyor. Müdüriyet, müdüriyet, bir hafta diyet, su yok, uyku yok. Sesler var, odalar, odalarda, odalar seslerle dolu. Dışarıda şehir, tramvay yolu. İçeride müdür bey çağırıyor, müdür bey bağırıyor. Ya başını, ya arkadaşını. 150'yi sayın, söylemezse kazıklayın. İçeride diyor ki polis, biz emirle, amirler demirle döverler. Sesler var. Odalar, odalarda. Dışarıda yaz, Marmara, Boğaz. Birisini dövüyorlar içeride. Makine nerede? Karım, çocuklarım var. Dışarıda bahar. Müdüriyet. Bir hafta diye su yok, uyku yok. Sesler var. Odalar, odalarda. Dışarıda esiyor deniz rüzgar gibi. Yanıyor, kanıyor için. Öteki odalarda daha kimler var gibi. 1932. Evet, İstanbul Polis Müdüriyeti. İşte bu güzel şiirleri bizlerle paylaştı. Bunun dışında Nail Çakıran'la ilgili, onunla ilgili ne dediler? Ben o konuda da sizlere, Muğla'da onu yakından tanıyan dostlarının, arkadaşlarının, meslektaşlarının onunla ilgili anılarından bahsedeceğim. Ertuğrul Alada, yüksek mimar, restoratör. Çakıran mimarisi. Geleneksel mimarimiz betonla yok edilmeye başlandığı sıralarda Gökova'da bir ışık parlamış ve bu katliama dur demişti. Yöneticisinden mimarına söz sahibi insanlar çağdaşlığın simgesi gibi görünen betonu buyur etmişler. Geleneksel mimariye de eyvallah demişler. Çakıran Ulalı ustalardan geleneksel bir ev yapmalarını istemişti. Ustalar da şaşa kalmışlardı. Çünkü herkes beton ev istiyordu. Tabii ki onlar da var güçleriyle beton ev yapmayı öğreniyorlardı. Sevindiler.
bildikleri evi yapacaklardı. Belki de son kez yapacaklardı. Heyecanlanmışlar ve çok kısa süre içinde bir ula evi yaparak adeta günah çıkarmışlardı. Artık huzurluydular. Ne kadar güzel anlatmış Ertuğrul. Bunun dışında gerçekten şiir gibi evler, duvarlarına insan kokusu sinmiş. Bu evler yaz mevsiminde o ağaçlardaki çıra reçinesinin kokusunu ciğerlerinizde çekersiniz. O badana kokusu sizi mest eder. Bunun altında sundurmadan yağmur yağdığı zaman o yağmuru seyredersiniz. Gerçekten doğaya eş, insana yoldaş evler. Hiçbir kimyasal yok. Ve tabii kimyasal olmadığı için her sene de bakım isterler. Çünkü bakmazsanız o da doğa onu yavaş yavaş içine alır ve yok eder. İşte bu kimyasal olmadığının bir göstergesidir. Biz de ona ne yapacağız? Bakımını yapacağız. Kırık kiremidi varsa onu tamir edeceğiz yenisiyle. Duvarda çatlak varsa o çatlağı sorununu bulacağız, çözeceğiz. Ve böylece bu evleri yaşatmaya devam edeceğiz değerli dostlar. Şimdi de Teoman Ünüsal. Biz Nail Bey'le 1969 yılında tanıştık. Ve tanıştığımızın hemen ertesinde 12 Mart muhtırası oldu. Biliyorsunuz 12 Mart'tan sonra Türkiye'de bir komünist avı başlamıştı ve Nail Bey için de herkes işte hazır yakınımızda alın diyordu. Rusya'ya Nazım Hikmet'le kaçmış, orada da uzun süreler kalmış falan diye ihbarlar, evinin bacasında telsiz direkleri var. Bu paralar Rusya'dan geliyor söylentileri. İşte böyle bir atmosfer içinde birbirimize sarılarak bir dostluğa vesile olan arkadaşlığımız oldu. Kimdir bu Teoman Ünüsan? O dönemde Ula Kaymakamı. Daha sonra onu müsteşar ve bir dönemde İçişleri Bakanı olarak görürüz. Ve Nail Çakıran'ın çok önemli dostlarından bir tanesi. Sonra devam etti dostluğumuz, bu arkadaşlığımız. Ve bir gün 1996 yılında bana bir şiir kitabını yolladı. Şiir kitabını yollarken de üstüne bir iki cümle karalamıştı. O da bir şiirdi. İşte biz de o aralar bazı mevkilerdeydik. Siz büyüyorsunuz, büyüyorsunuz, biz küçülüyoruz gibilerden bir cümleydi. Aslında ben şiir falan yazmam. Hayatımda 3 tane falan yazdım. Böyle bir şiir gelince Nail Bey'e bir cevap yazmam gerekliydi. Ben de oturdum bir şiir yazdım. Şimdi kalemi kağıdı alan şiir yazıyor demeyin. Belki de şiir değildir. Ben şiir gibi okuyacağım. Büyük küçükten daha mı büyüktür her zaman bilmiyorum. Biz büyüklük kavramını sizde gördüğümüzde anladık. 90'ında rujdan sürünüp süslü püslü gezen annenizin bir çocuğu olarak hep heyecan verdiniz bize. Mümin Usta'nın lokantasında Ali'nin yerine ve yücelerine noktalanan tarihi birlikte yaşadık. Ahan ödülünü aldığınız evin bacalarında telsizler varmış Rusya'yla konuştuğunuz. Dedikçe insanlar onlara kızmadınız. İşçi sınıfının yüceliğinden sahtekar işçiler soğuttu sizi. Onlara da kızmadınız. Huysuzluğuna huysuzdunuz ama bu kadar içinde fırtınalar olup da insanın bu kadar az huysuz oluşu hep şaşırttı beni. Aydın'ın Çin'de jandarmalar beni yakaladı sizin yerinize. Bir kenti yaratan ilk insansınız. Belki de yüzyılımızda. Akyaka'dan kim atabilir adınızı? Ağaç işçiliğiyle yazdığınız, bu kadar çok şeyi nasıl sığdırdınız ömrünüze bilmiyorum. Masmavi gökyüzünde mahpus damlarına kadar her şeye el koymak zorunda mıydınız? Mimarlık, sinema, edebiyat, siz yapın diye mi var edildi dünyamızda?
bir de bana büyüdünüz diyorsunuz. Bir iki mevki verdiler diye. Biz büyüklüğü sizde yakaladık. Sizde gördük büyüklük ile küçüklüğün kavga edişini. Saç saça, baş başa. Varsanız dünyada halen ve var olarak kalacaksanız her zaman sadece bu ölümüne kavga yarattığı için sizi. Evet değerli dostlarım, ne kadar güzel ifade etmiş. Evet, bu bir şiir. Düz yazı diyeniniz olabilir. Ama ben bunu verdiğim mesaj doğrultusunda şiir olarak görüyorum. Değerli dostlarım, Nail Çakıran şiir gibi evleri Akyaka'da Ahan ödülünü yaptıktan sonra herkes bana da yap demeye başladılar. Ve çevrede hemen hemen onlarca ev yaptı. Geleneksel mimariyi günümüz mimarisiyle örtüştürdü. Ve bunu yaparken de mutlu oldu. Bunu kimle yaptı? Ula'daki ustalarla yaptı. Marangoz ustalarıyla yaptı. Ve böylece bu evler ortaya çıktı. Ve hala o evler Akkaya'ya gittiğiniz zaman görürsünüz. O Begonvil bahçeliği, o evler hala sırtını Asar'a, yüzünü Gökova Körfezi'ne dönmüş birer şiir gibi ayakta duruyorlar. Ve durmaya da devam edecekler. Değerli dostlarım, Dahi Çakıran bunun dışında Fethiye'de Letonya ve Montana tatil köylerini yaptı. Dalyan'da evler, restoranlar inşa etti ve onların mimarlığını yaptı. Bunun dışında Köyceğiz'de, Bodrum'da Mina Urgan'ın yakın arkadaşı, dostu Halet Hanım'la onları bir araya getiren ortak dostları Mina Urgan'ın evini yaptı. Ve bu evleri Ahan aldığı ödülü, ben döneceğim şimdi oraya, o ödülden aldığı parayı Muğla'da Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezleri olduğu olarak bildiğimiz bugünkü yapıyı ona borçluyuz. Neden mi? Ahan ödülünden gelen parayı o merkeze yatırdı, Konakaltı Kültür Merkezi'nin inşaatına yatırdı ve onun mimarlığını yaptı. Oktay Ekinci ile, Zehra Ekinci ile daha birçok yardımcısıyla beraber. Dönemin belediye başkanı değerli Erman Şahin, belediye başkanımız, milletvekilimiz ve bakanımız oldu. Onun belediye başkanlığı döneminde başladı bu inşaat. Daha sonra da işte yakın bir zamanda kaybettiğimiz değerli büyüğüm, abim, belediye başkanımız Orhan Çakır zamanında Konakaltı Kültür Merkezi tamamlanmış oldu. Bugün kültür hizmetleri verilmeye devam ediyor. Gittiğiniz zaman içeride bir Tunç'tan heykelini göreceksiniz. Onun yaşamının kısa bir yaşam hikayesi var üzerinde. Ve hemen merdivenlerden indiğinizde adı verilen salonu göreceksiniz. Nail Çakıran salonu. Ve bu salonda da biz çok etkinlikler yaptık. Ve pandemi sonrasında da yapmaya devam edeceğiz. Bunu burada dipnot olarak belirtmek istiyorum. Tabii değerli büyüğüm Erman Şahin'e teşekkürlerimi sunuyorum. Orhan Çakır'a da Işıklar içinde uyusun. Onun da büyük emekleri var. Böyle dedikten sonra yavaş yavaş da toparlamaya çalışacağım arkadaşlar. Biz işte bu çalışmalarımızı hız kesmeden devam edeceğiz. Pandemi döneminde zaman zaman beni karşınızda görüyorsunuz bir değeri tanıtırken. Bu çalışmalarıma devam edeceğim. Çünkü kolay yetişmiyorlar bu değerlerimiz. En azından hayatta olmayanları çalışmalarını sizlerle paylaşarak onlara gerekli olan saygıyı
göstermiş olduğumuzu düşünüyorum hep beraber, birlikte. Bunu devam edeceğiz. Bunun dışında son olarak şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi şu anda çalışmalarımızı dördüncü sınıfa kadar böyle yaptık. Ama birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta olan arkadaşlarımız da var Gaziantep Üniversitesi'nde. Onlar da sanal ortamdan bu etkinliklere katılıyorlar. Zaman zaman kişisel sunumlar yapıyorlar. Bazı arkadaşlarımız hocalık yapıyor, öğrenci arkadaşlarımız. Bunun devam etmesi önemli. B planı olarak sanal ortamda eğitim ve öğretimi hemen pandemi sonrası, salgın sonrası hayata geçirdiği için Muammer Tuna hocamıza buradan çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. İyi ki Tazelenme Üniversitesi Muğla'da kurulmuş. Ve bugün 6 kampüsüyle beraber binin üzerinde öğrencisiyle hız kesmeden çalışmalara devam ediyor. Bu çalışmalarımız tabii YouTube kanalından da izleniyor. Ve izlenmeye de devam edecek diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün çok önemli bir Muğla değerini sizlere tanıtmış oldum. Alaylı mimar, yazar, Nail Çakıran. Onu gene her zaman olduğu gibi diğer değerlerimizle birlikte özel gün ve haftalarda gene başta Muğla Üniversitesi, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kişi ve diğer kurumlarla beraber almaya devam edeceğiz. Zaman zaman da dernek olarak biz de bunu bireysel olarak anma günlerimiz de oluyor bunların dışında. Bu günlerimiz de devam edecek. Çalışmalarımız da devam edecek. Yarınlarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın. Tabii sanatla kalın. Saygı ve sevgilerimle. Teşekkürler başkanım. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz Saadettin Hocam. Böylelikle dönemin... Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Böylelikle dönemin son öğrenci sunumunu da gerçekleştirmiş olacağız. Teşekkürler. Sağ olun, ağzına yüreğine sağlık. Soru ve katkısı olan var mı acaba? Ahmetciğim bir şey soracağım. Buyurun. Bir katkıda bulunabilir miyim? Bizim resim dersi de tatil mi? Hocam onu Muammer Hocam'la konuşup size dönüş yapayım ben, olur mu? Tamam, olur. Teşekkür tamam. ederim. Özer evet. Hocamızın bir sorusu var sanıyorum. Evet, tamam. Küçük katkıda bulunmak istiyorum. Tabii çok çok teşekkür ediyorum. Sunuş da çok güzeldi. Şiirleri de hakkı verilerek okundu. Değerli Nail Çakırhan'ı rahmetle andık. Ama her yiğidin arkasında bir kadın emeği olduğunu da hakkını verecekleri istedim. Rahmetli Halet Çandel için de Osmaniye Vadisi iken İsa Küçük'ün Karatepe çalışmaları dolayısıyla yazmış olduğu bir Halet Abla destanı var. Onu da almak istedim. Böylece hem de Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden benim öğrencim olan İsa Küçük'ü de eşi değerli Emine Hanım'ı da buradan giyaden selam göndermiş olayım. Halet Çember hocamızı ben de almak istedim böylece. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam katkınızdan dolayı. Saadettin Hocam mikrofonunuz kapalı şu an. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim Ahmet? Tabii buyurun hocam. Ahmet ben bir ekleme yapacaktım Saadettin'in bu konuşmalarına. 12 Mart muhtırası sırasında İlhan Selçuk gözaltına alınıp Ziverbey Köşkü'nde tutuklanıp işkence gördükten sonra dışarı çıkar. Halet Çambel ile Nail Çakırhan onu alır Muğla'ya, bu Gökova'ya getirirler. Burada kendin dinlen ve bu kendini rehabilite et. Bu şekilde dinlenirsin ve kimseye de söylemezler. İlhan Selçuk burada
10 güne yakın kalır Nail Çakırhan'ın evinde. Sonra rahat olduktan efendim ondan sonra ayrılırlar. Bu arada bir istemim olacak Saadettin'den. Çok güzel onun bir şiiri vardır. Kadın Telakisi. Onu okursa çok sevinirim. Nail'i Çakırhan'ı çekemeyen çok önemli kişiler var. İyi mimar olarak geçinen kişiler vardı. İsmi YouTube'da geçerli. Çok beğendiğimiz kişiler olması halinde olduğunu düşündüğümüz kişiler de bu Nail'i Çakırhan'ın aldığı ağın ödünü çekemediler. Bazıları çekememelerini önceden söyleyip sonradan dönerek yanında bulundular. Çok yakın kişiler, bildiğimiz kişilerdir. Onları ileride tarih açıklayacaktır. Ben en güzel şiiri olan Kadın Telakisi'ni Saadettin Bey'den bekliyorum. Saygılar sunuyorum. Tabii. Ben öncelikle Özer Hocama ve Abdülkadir Hocama, abime çok teşekkür ediyorum. Katkı koydukları için. Ben şimdi tabii önce her iki konuda da hem Özer Hocam'la ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim, konuşmalarıyla ilgili. Hem de Abdülkadir abi, senin istediğin şiiri okuyacağım. Şimdi burada Özer Hocam gerçekten çok doğru söyledi. Halit Abla destanı bizim sahneye koyduğumuz, bunu şöyle daha önce sık sık tanıtımını yaptığım için geçmedim. Bu eksikliğimi hatırlattı Özer Hocam. Ben teşekkür ediyorum kendisine. Bununla ilgili de birkaç söz söylemek istiyorum. Elimde Halit Abla destanı var. İsa Bey'in yazmış olduğu güzel bir kitap. İsa Bey benim çok sevdiğim valim, arkadaşım, dostum, şair aynı zamanda. Marmaris Kaymakamı, daha sonra Osmaniye valisi, Osmaniye valisi. Bunun dışında orada da Halit Abla'nın, Halit Çambel'in tüm çalışmaları yakından takip ediyor. Yani Karatepe, Aslantaş, Ören Yeri üzerine çok büyük çalışmaları var. Yani burada ne diyebiliriz? Önce mesela Nail Çakıran çıplak beton tekniğiyle ortaya çıkan eserleri koruma altına alırken Halit Çambel köydeki kök boyadan elde ettikleri o boyaları, boyalarla kilim dokuyan kadınları görür ve bunları örgütler, kooperatif kurar arkadaşlar. Bunun dışında bu yetmez. Demirci atölyeleri, marangoz atölyeleri ortaya çıkarır. Artı okuma yazma bilmeyen köylüleri, çocukları orada ağaç altlarında, gölgeliklerde eğitim, öğretim verir onlara. Onlara okuma yazma öğretir. Dolayısıyla asker mektubu yazacak duruma gelirler. İşlerinde, süreç içerisinde doktorlar, mühendisler, öğretmenler yetişir. Bunlar Halit ablayı hiçbir zaman unutmazlar. Yani Halit Çambel insanın yüreğine dokunur arkadaşlar. En büyük ödülü budur. Ona ödüller verilir. Çok büyük ödüller alır. Ama en büyük ödülü insandır. O insan üzerine işlemiş olduğu motiflerdir. İşte böyle dedikten sonra mesela barajın kodunun, su kodunun düşürülerek ortalığın sular altında kalmasını önler. Artı orada o ormanları kurtarır. Orası milli park haline gelir. Yani hatta devlet su işlerinin oradaki çinko barakalarını yazışmalarla okul haline getirir. Öğrenciler onları öğretmen ister. Öğretmenler gelir. Oraları okul olarak görev yaparlar. Zor şartlarda olur. Ben tabii Özer Hocama teşekkür ediyorum. Tabii konu sırf Nail Çakıran olunca, ama onlar
bir elmanın iki yarısı gibidir. İkisi birbiriyle bir bütündür. Dolayısıyla tekrar teşekkür ediyorum. Burada Sayın Valim İsa Küçü'ye çok teşekkür ediyorum. Halet Abla destanını yazdığı için, Halet Abla destanını biz her yerde oynadık, oyun haline getirdik. Ben bir gün bir gecede okudum bunu, Vali Bey'e telefon ettim, bunu oyunlaştıracağımı söyledim ve arkadaşlarımızla oynadık. Değişik kurum ve kuruluşlarla İmece'nin gücüyle biz bunu ilçelerde, değişik yerlerde, üniversitede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde 700 kişiye, 1000 kişiye oynadık bunların oyunlarını. Ben hatta Tazelenme Üniversitesi'nde öğrenci arkadaşlarımız var. Yani Osman Coşkunlar, sevgili abim. Onun dışında Naide Uçarlar. Artı daha birçok arkadaşımız bu etkinliklerde görev aldılar. Dolayısıyla bu kolektif çalışmayı mümkün olduğu kadar yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Ben şimdi de Kadın Telakkisi adlı şiiri okumak istiyorum. Nail Çakıran'ın 20 yaşında yazmış olduğu şiir arkadaşlar. Yani 30 ile 40'lı yıllar arasında en verimli dönemi şiir üzerine. Yani 20'li yaşlarda bir şiiri. Düşünün, bakın kadına vermiş olduğu değer. Bir de aradan bir 100 yıl geçmiş arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir de şu anda kadının toplum içindeki yeri ve onların yani varlığımızı borçlu olduğumuz kadınlar ve onlara uygulanan şiddet. Bir de o dönemde Nail Çakıran'ın şiire vermiş olduğu, imgeler yükleyerek vermiş olduğu bu şiiri sizlerle paylaşacağım. Kadın telakkisi. Kimi der ki kadın uzun kış gecelerinde serip bir döşek gibi yatmak içindir. Kimi der ki kadın yeşil bir harman yerinde dokuz zilli bir köçek gibi oynatmak için. Kimi der ki hamur yoğurur. Kimi der ki çocuk doğurur. Her ağızdan bir söz. Kimi der ki ilk göz ağrım. Kimi der ki onunla dolu bağrım. Kimi der ki bunca yıldır yaşıyorum. Hayalimdir. Kimi der ki boynumda taşıyorum. Vebalimdir. Ne bu ne şu. Ne öyle ne böyle. Ne döşek ne köçek. Ne hayal ne vebal. O benim kollarım, bacaklarım, dudaklarım ve başımdır. Yavrum, anam, öz kardeşim, karım, hayat arkadaşımdır. Çok teşekkür ediyoruz Saadettin Hocam. Şu an Muammer Hocamızın mikrofonu açık. Almak isteyen, buyurun hocam. Evet, herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Çok teşekkür ediyoruz tabii. Müthiş bir sunumdu Nail Çakıran hakkında. Tabii Muğla'daki Muğla merkez hatta ilçelerde de sanat kültür deyince Saadettin Özbek tabii ki. Saadettin Özbek'i Muğla'dan çıkarınca geriye maalesef, yani maalesef diyorum, çok fazla bir şey kalmıyor. Yani bu Saadettin Bey için tabii çok güzel ama Muğla için çok güzel değil. Keşke Saadettin Bey gibi birkaç kişi daha olsa Muğla kültür ve sanat açısından çok daha zengin olacak. Şimdi Nail Çakırhan'la ben yani sadece bir kere sanıyorum şey yaptık, karşılaştık. Bir samimiyetimiz, şeyimiz olmadı. Ancak tabii bu Ahan Mimarlık ödülü alması, ben sanıyorum üniversitede öğrenciydim o zaman Ankara'da. İşte daha sonra Muğla'ya geldik falan. Yani ben aslında biraz Nail Çakıran'ı Hamdi Yücel Gürsoy vasıtasıyla tanıyorum. Doğru. Şimdi Hamdi Yücel Gürsoy biliyorsunuz Muğla'nın önemli girişimcilerinden, işte Yücelen Hastanesi'nin kurucusu. Akyaka'daki Yücelen Otel'in kurucusu. İşte bir sürü eğitim yatırımları, eğitim girişimleri var falan. Şimdi geçen iki yıl önce bir turizm konulu bir söyleşi yaptık kendisiyle. Muğla'da Türkiye'deki turizmin gelişimi hakkında. Çünkü kendisi
Muğla'da turizmin öncülerinden birisi. Akyaka'da turizm Yücelen Oteli'ni gerçekleştirmek suretiyle. Şimdi Yücelen Oteli'nin aslında bir bakıma fikir babası da Nail Çakıran'dan geliyor. Ve tabii ki mimari da Yücelen Oteli'nin, yani bugün Akyaka'daki Yücelen Oteli'nin mimarı da tabii ki Nail Çakıran. Şimdi bunu ben birinci elden biliyorum. Hamdi Yücel Gürsoy ile yaptığımız uzun söyleşi, bir saate yakın sen kendisiyle konuştun. Bunu hatta yayınlandı bu söyleşi de bir bu sene yeni çıkan bir kitapta. Şimdi bu bir saatlik söyleşinin yani neredeyse üçte bir ya da yarısı Nail Çakıran üzerineydi. Bu, nasıl bu Yücelen Oteli'nin ilk önce arazisini satın aldığını ki oralar şey biliyorsunuz Asahattin Bey bahsettiniz. O dönemde bataklık durumunda işte bataklık araziyi şey satın alıyor. Hamdi Bey satın alıyor 80'li yıllarda sanıyorum. 80'li yıllar başlarında. Ve buraya bir şey yapacak. Bir turistik işletme yapmak tabii fikriyle satın alıyor. Hatta ailesi karşı çıkıyor o zaman babası sanıyorum sağ. Babası ailesi karşı çıkıyor. Sen Akyaka bu sivrisinek yeri orası tur otel olur mu falan yere karşı çıkıyor. İşte bu yıllarda zaten bu Nail Çakıran'ın bu işte, Ağhan Mimarlık Ödülü'nü aldığı binada inşaat halinde işte onun işleriyle uğraşıyor Nail Çakıran. İşte Akyaka'ya gidip geliyor falan. Ve bu sırada tanışıyorlar Hamdi Bey'le Nail Bey. Ve yani tabii hikaye uzun da onu işte dediğim gibi yayınlandı. Orada da var. Yani şunu söyleyeyim. Sonuçta bugünkü Yücelen Oteli'nin fikrini şeye veren Hamdi Bey'e veren Nail Bey, Nail Çakıran. İşte on, evet. On ilk önce tek bir bina yapılıyor. Sonradan işte büyüyor ve bugünkü bu şey haline geliyor. Otel haline geliyor. Ve bu tamamen Nail Çakıran'ın fikirleri ve onun mimarisiyle gerçekleştiriliyor. Ben bunu da bu arada şey yapmak istedim. Hani ilave etmek istedim. Evet. Tabii ben o kadar çok fazla kendisini maalesef tanıyamadım. Hani o yani yaş dönemi itibariyle benden birkaç yaş. Yani birkaç dönem önce, birkaç kuşak öncesi tabii ki bizim bulunduğumuz kuşağın. Ama tabii kendisini çok iyi biliyoruz. İşte Akyaka'da bu yaptığı müze ev artık, müze ev oldu. Orada da her yıl çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bunlara tabii biz de katıldık. Bundan sonra da tabii ki bu daha da arttırarak bunu sürdüreceğiz. Hatta belki Saadettin Bey ikinci dönemki derslerimizden birisinde aslında İsa Bey'i şey yapabiliriz. Evet hocam. Onu çağırabiliriz. Düşünmüştüm. Bunu daha iyi bir organize yapıp daha da biraz daha geniş bir platformda davet edelim. Evet. Çok iyi olur. Yine mesajlaştık kendisiyle. Evet. Onun çok güzel Halit Abla destanında girişte destanın girişi var. Nail Çakıran ve Halit Canberi içeren. Çok güzel bir giriş var. Onu sevgili Murat Günay var. Arkadaşım burada. Fotoğraf Derneği Başkanı. O şey haline getirdi. Klip haline getirdi. Onu ben yorumlamıştım. Tiyatral olarak yorumladım. Onu görseller katarak yayınlamıştık. Paylaşmıştım ben bu o çalışmayı. 5 dakikalık bir güzel bir görsel o. Beğenmiş onu. Dedi bunu biraz daha zenginleştirebilir miyiz dedi. Yani Muğla'ya karşı ayrı bir sevdası var. Biliyorsunuz Marmaris Kaymakamlığı yapmıştı. Evet. Dolayısıyla onu davet edelim. Seve seve gelir. Hatta onun şiirlerinden oluşan bir sergisi var. Gene bir fotoğraf sanatçısı arkadaş çekmiş olduğu fotoğrafları Nail Çakır İsa Bey'in şiirlerini monte etti. O da çok iyi bir şair İsa Bey biliyorsunuz. Evet. Onun şiirlerini monte ederek güzel bir sergi açtı. Marmaris'te sergilendi bu. Fakat Muğla'da yapamadık. Belli şeyler oldu o dönemde. Sıkıntılar vardı yani. Bu işte pandemi başlangıcı,
öncesi olan bir olay ama bir sıkıntılar vardı. Muğla'da yapamadık. Ama ileride bunu hem geniş bir platformda aynı zamanda gene eğer pandemi devam ederse Zoom üzerinden de yapabilir miyiz bilmiyorum. Böyle bir çalışma olabilir. Severek katılır. Evet. Yani hem onu bir sergi olarak tabii bir dijital sergi olarak düşünebiliriz. Şöyle şimdi. Hem de İsa Bey'i konuk yani Zoom üzerinden konuk edebiliriz ikinci dönem. Yani şimdi ikinci dönemde de muhtemelen bu şey devam edecek gibi görünüyor. Evet. Pandemi süreci bu kısıtlamalar. Eğer devam ederse o zaman onu Zoom üzerinden çağıralım. Yani açılırsa işte üniversiteler ve biz de buna devam edersek şey yapabiliriz. Kendisini fiziken de tabii çağırabiliriz. Tabii. İsa Bey'i ben de tabii biliyorsunuz çok iyi tanıyorum. Marmaris evet. Kanalı sırasında. Biz de devamı söz eder. Konuştuğumuzda selamlarını evet. Sevgili bahseder. Hatta biliyorsunuz oyunu son aşamaya getirmiştik Ali Tavla Destanı'nı. Tazelenme evet, oldu. Önerecektik. Evet. Suzan evet. Hanım orada müthiş bir şeye girmişti. Konsantre olmuştu. Şimdi arkadaşlarla beraber çok güzel olacaktı evet. Ama işte şu salgın bizi maalesef bu hale getirdi. Evet. Ama bunu bertaraf edeceğiz o salgını. Gene evet. Onu ileride oynayacağız bu oyunu hep beraber inşallah. Evet. Umarız hocam. Başka sorusu ve katkısı olan varsa. Ben şu söylemek istiyorum Ahmetciğim. Buyurun. Saadettin Bey, bize bu mükemmel insanları harika bir şekilde anlattınız. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Şiirlerini mükemmel okudunuz. Size hayranlığım, bunu çok iyi bilin lütfen, bir kat daha arttı. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Çünkü hep beraber. Şiirin... Hep beraber birlikte biz büyük bir kültür zincirinin, halkasının birer halkalarıyız o zincirin. Zincirleriyiz. Birbirlerine bağlı. Bizi bir araya getiren de işte Muammer Hocam. İyi ki var. Hepinizin adına ben kendisini tekrar şükranlarımı sunuyorum. Ve ne kadar güzel bir aile oluştu. İleride belki daha değişik projelerle bu sonsuza kadar gidebilir. Yani niye olmasın diye düşünüyorum. Evet, bizden biz de, duygularıma çok... da tercüman oldunuz. Çok teşekkür ederim. Bu çok güzel ifadesi zaten harika. Size tekrar söylüyorum. Hayranlığım bir kat daha arttı. Ama Nail Beyleri falan dinlemek de bildiğimiz halde aynen tekrar bilgileri almak da insanın göğsünü kabartıyor. Bu tür insanlar çok yakınımızda yakışamış ve bir sürü de eser bırakıp gitmişler. Siz de çok güzel anlattınız. Tekrar çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık hocam. Ben teşekkür ediyorum. Şu anda Hismet Ünal Türker Gökova'da yaşamıştı. Şair bir abimiz. Onu da tanıtmıştık. Onun güzel bir şiiri var. Nail Çakıran'a ithaf etti. Onu kısa bir şiir, onu paylaşmak istiyorum. Buyurun hocam. Dar geldin mısralar, sığmadın şiire. Siyaset, gurbet, mapushane, aşk. Tahta, taş, tuğla yetmedi ömrün. Bir geldin, bin bıraktın gittin. İzin kaldı yapılarda, düştü gölgen mimarlara. Kocamış delikanlı, ne var ki ötelerde gezinmektesin. Çok evet. Teşekkür ederiz hocam paylaştığınız şiirden de. Sanırım son olarak Nihat hocamızın Ahmet. Mikrofonu açık. Nihat hocamız evet. Bir şeyler paylaşacak. Ben de Ahmet şey ben konuşacağım Şule Aycan. Ha buyurun pardon Şule hocam. Nihat Aycan yazınca tamam. Nihat hocamı sandım. Buyurun. Ne yapalım ataerkillik işte değil mi? Şöyle söyleyeyim ben de. Nail Çakıran 2008 yılında vefat etti. 2010 yılında da ben o zaman eğitim fakültesi dekanıydım. Ve tabii ki doğal olarak senato üyesiydim. Senatoya o zamanki rektörümüz Şener Oktik, Nail Çakıran'a Fahri Doktora ünvanı verilmesiyle ilgili bir öneri sundu. Biz de oy birliğiyle kabul ettik. Ve daha sonra bizim o büyük salonda kendisine Fahri Doktora ünvanı tabii tevdi edilecek.
kendisi vefat ettiği için o cübbeyi Halet Hanım giydi. Ben de kendisiyle ilk defa o zaman yakın oldum. Halet Hanım çok saygıdeğer bir hanım zaten. Ve üniversitemiz tarafından bu büyük insanın da onurlandırılmış olmasından ve benim de orada bir parmağımın, oyumun olmasından dolayı ben de mutluyum. Bunu paylaşmak isterim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam katkınızdan. Hocam, çok teşekkür ederiz. Gerçekten sona bırakmıştım. Bu tabii heyecanla onu atladım. Bunu hatırlattığınız için artık katkı yaptığınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten dediğiniz gibi o dönemde çok emek verdiniz bu tür çalışmalara. Aynı zamanda köy enstitüsüyle ilgili çalışmalarda da öncülük ettiniz. Değerlerimizin tanıtılmasında. Katkınız için çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizler de teşekkür ederiz. Bizler de teşekkür ediyoruz Şule hocamıza. Sanırım Ayşen hocamız bir söz alacaktı. Buyurun Ayşen hocam. Ben sonradan Muğla'lı olanlardanım. Geldiğimizde biz kültürde izledik Saadettin hocamın sunuşunu. İnanılmaz etkilenmiştim. Çok çok etkilenmiştim. Her yıl bu anma sunumlarında her seferinde farklı bir boyutunu tekrar fark ediyorum. Değerlere değer kattığı için Saadettin hocama çok teşekkür ediyorum. İyi ki var Saadettin hocam. Çok güzel. Ağzınıza sağlık. Emeğinize sağlık. Ayşen'cim hep beraber varız. Hep beraber varız. Yani biz gerçekten yüreklerini bir potada toplayan bir geniş bir aileyiz. Yani bunu öyle görüyorum ben. Samimi olarak bir kardeşim gibi. Yani tüm kardeşler bir araya gelmişiz böyle. Bir sevgi yumağı oluşturmuşuz. Yani bu duygusal bir bağ. Yani öyle görüyorum ben bunu. Riyasız, hiçbir şey olmayan, beklentisi olmayan insanların toplumun daha çağdaş, daha demokratik, daha sanatla iç içe olması için yüreğini ortaya koyan insanlar bir araya gelmişler. Muammer hocamızı bizi bir araya getirmiş hep beraber. Ve bu güzel bir aileyiz. Sen de iyi ki varsın. Yani onlarca öğrencinin yüreğine dokunuyorsun. Bunları hep gördük, gözlemledik. Yani birlikte, ne yaparsak birlikte. Hep beraber. Ben hiçbir şey. Yani alem cihan olsam bir kişi. Hiçbir şey. Ama biz bir bütünüz. Biz bir gücüz. Yani önemli olan bu. Sen de iyi ki varsın arkadaşım. Çok teşekkür ediyoruz Saadettin Hocam. Her ne kadar mütevazı davransanız da sizin hem Tazeleme Üniversitesi'ne hem de Muğla'nın kültürel değerlerine verdiğiniz önem ve katkılarınız hani hepimizin gözünde aşikar. Sanıyorum başka katkısı olan yok, mikrofon son göremiyorum. Son bir şey söyleyeceğim ben de Ahmet. Tabii buyurun hocam. Bütün kimyasal reaksiyonların başlaması için bir katalizöre ihtiyaç vardır. Reaksiyonları başlatır, hızlandırır. Bizim buradaki katalizörümüz de Muammer hocamız. Teşekkür ediyorum kendisine. Çok, çok teşekkürler Şule hocam. Ben bir söz almak istiyorum. Bunu görürseniz. Buyurun Mehmet hocam. Şimdi değerli arkadaşlar, benim yaşım sizlerden sanıyorum biraz daha genç. 59 olmuyorum ama öyle şansım oldu ki Nail amcayla rahmetli İsmet Ünal Türker'le aynı sofrayı birkaç sefer paylaştık. O güzel sohbetlere tanık oldum. Benim gençlik dönemimde 23-24 yaşlarımda ve Nail amca o güzelim ödülü aldıktan sonra tabii Muğla'mızda bu İskender Alper Kültür Merkezi'nin oluşumu olayının ilk adımlarını o Dinler restoran vardı. Bazılarınız hatırlayacaktır. Şimdi Hicanesen'in olduğu yerde. Orada attık temellerini. Ortak fikirler, akıl yürütmelerle. Ve aynı zamanda bu eski cezaevinin, şimdiki müzenin olduğu yerin kültür merkezine dönüştürülmesi fikri de bizim Muğla'daki küçük bir ticarethanemiz vardı. Rahmetli Erdinç Gönemci, eski Taraşık Genel Müdürü.
Mimar Oktay Ekinci, o zaman biliyorsunuz BD'de imar müdürüydü, Erman Şahin ve bendeniz. Böyle güzel fikirler ortaya çıktı ve hayata geçirildi. Şimdi Muğla Üniversitesi'nin kuruluşunda, oluşumunda emeği geçen ve yaşayan, aynı zamanda Muğla yazıları, ondan sonra BD Başkanı, Muğla Avcıları kitabının yazarı, BD Başkanlığı yapmış uzun süre ve milletvekili yapmış, bakanlık yapmış Erman Şahin yaşıyor. Bence yaşarken böyle bir sanat gündemiyle kendisinin davet edilmesi sanıyorum bizlere de ışık tutacaktır ve pek çok ayrıntılı bilgileri alma şansımız olacaktır ilk ağızdan. Bunu ben öneriyorum. Eğer Muammer Hocam sizler uygun görürseniz buna aracılık etmek beni çok mutlu eder. Değerlendirilirse sevinirim. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür tamam. ederiz hocam. Ahmet ben birkaç kelime söyleyeyim. Tabii, buyurun hocam. Konuşacak olan yoksa. Öncelikle tabii Şule Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Yani bu katalizör benzetmesi müthişti. ama herhalde iyi bir şeyler yapıyoruz. Hep birlikte tabii ki. Şimdi bir tabii Mehmet Bey'in önerisi çok yerinde. Mehmet Bey hemen siz Erman Bey ile bağlantıya geçin. İkinci dönem için onu bir ders için onu şey yapalım. Konuk edelim. Mehmet Bey çok güzel, çok uygun bir fikir. Çünkü şimdi birçok noktada tabii Erman Bey çok önemli, uzun yıllar belediye başkanlığı yaptı. Üniversitenin kuruluşu, Muğla Üniversitesi'nin kuruluşu onun sayesinde oldu, bakanlığı döneminde oldu. Yani tabii bunu saymakla bitmez. Onun çok özel anıları da mutlaka vardır. Yani bir Muğla Üzerine Sohbetler diye bir şey yapalım Mehmet Bey. Onun gününü falan da netleştiririz. İkinci dönem için bir ders, bize bir konuk olsun Erman Bey. Ben Mehmet Hocamızı rahatsız ederim hocam ikinci dönem başında bunun için. Evet. Şimdi bir de Mehmet Toker, Marmaris'ten Mehmet Toker Bey var. Bu biliyorsunuz 4. sınıftan Marmaris grubundan 4. sınıf öğrencimiz. Kendisi rahatsızlığı nedeniyle katılamamıştı. Ama şimdi bu Zoom derslerin son birkaç haftadan beri katılıyor. Şimdi bir mesaj gönderdi buradan. Sizler de gördünüz belki. Bu Mustafa Bey, Mustafa Sokoğlu Marmaris grubundan emekli kaymakam olduğunu ve onun da belki İsa Bey tanıdığını, bir şeyler söylemek isteyeceğini, isteyebileceğini söyledi. Bilmiyorum Mustafa Bey şu anda hala aramızda mı ve dinliyor mu ve bir şeyler söylemek ister mi bu konuda? Mustafa Bey, mikrofonunuz kapalı şu an. Mustafa Bey benim Diyarbakır ilçe ilimde Dicle kazasında kaymakamlık yaptı. Mustafa Sokullu kaymakamlık yaparken kurşunlara hedef oldu. Nasıl kurşunlara hedef oldu? Bir devlete ait çakıl ocağını yine devlete mal etmek üzere Dicle ağalarına karşı mücadele etti kendisine. Kurşunlar sıkıldığı halde bu mücadeleyi kazandı ve devlete kum ocağını teslim ederek oradan ayrıldı. O mücadelesi büyük bir şeydir. Halen Dicle'de anılır. Benim arkadaşlarım buraya geldiği zaman Mustafa Sokulu'yu ziyaret ederek giderler. O yönden Mustafa Bey'i ben iyi bilirim. Onun sunumunu da merak ediyorum. Olsun. Bu arada Şule Hanım'la ilgili olarak ben bir şey daha eklemek istiyorum. Dekanlığı döneminde biz her sene 17 Nisan Köy Enstitülerini anmayı üniversitede yaptık. Muğla'da bulunan tüm köy enstitülerini Fethiye'den, Milas'tan, Bodrum'dan, Marmaris'ten ne kadar köy enstitülü varsa üniversiteye toplayarak çağırdık. Onları ağırladık ve her sene 17 Nisan'ın köy enstitüsünü de kutlayıp ve anan kişi olarak da Şule Hanım'ı saygıyla anmak istiyorum. Bunu da belirteyim. Çok teşekkürler Abdülkadir Hocam katkılarınızdan dolayı. Şu an Mustafa Sokullu Hocam
mikrofonunu açtı. Buyurun hocam. Merhaba, iyi akşamlar. İsa Bey meslektaşımız olarak benden daha küçük yaşlı olan bir arkadaşımız. Kendisiyle Marmaris'te tanıştık, eşiyle tanıştık. Uzun bir süre beraber olduk. Turunç'tayken ziyaretimize geldiler. İki meslektaş olarak çok uyumluyduk. Bazı kaymakamlarla çok uyumlu ilişkiler kurduk. Emek biri olarak bazılarıyla da hiç ilişkimiz olmadı, öyle geçti. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Bir süre ara verdim. Eşimin rahatsızlığı ve ameliyatı nedeniyle dersleri izleyemedim, katılamadım sizlere. Ve İzmir depremi sırasında oradaydık. Ameliyat süresince ve deprem süresince oradaydık. Sonra geldik, daha düzenli olarak dersleri izlemeye başladım. Büyük bir zevkle izliyorum. Çok keyif alarak izliyorum. Kendimi yeniden böyle üniversiteye başlamış gibi, bir arkadaş ortamında dolaşıyormuşum gibi hissediyorum. Bu mutluluğumu da size iletmek istedim. Bozacı Bey'e bir sonraki, yani tatilden döndükten sonraki ilk sunumu ben yapacağım. Bizim kuşağımızın, yani gençliğimizin çalkantılı yıllarını, dünyanın ve Türkiye'nin çalkantılı yıllarını içeren bir sunumum olacak. Böyle bir hazırlığım var. Çok teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar diliyorum. Aynı zamanda da geçmiş olsun, sağ olun, dileklerimizi geldi, iletelim. Geçti artık. Bitti, buradayız, Marmaris'teyiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi tatiller diliyorum hepinize. Görüşmek üzere hocam. Zaten ilk öğrenci sunumumuz sizinle olacak, söylediğiniz gibi. Evet. Başka katkısı olan var mı acaba? Yoksa yavaş yavaş yayını kapatacağız. Benim bir sorum var Ahmetciğim. Buyurun İlhan hocam. Muammer hocama. Evet. Buyurun. Biz resim derslerini tatil yapalım mı, yoksa devam edebilir miyiz? Şimdi şöyle, isterseniz birkaç hafta ara verelim. Yani tüm derslere ara veriyoruz. Resim dersleri. Ama biz ara verirsek birçok şey ölür. Yani başladığımız şey çok yarım kalır. Çok kesintiye uğrar. Anladım. Peki o zaman resim derslerine devam edelim. Diğer faaliyetlere ara verelim. Ben arkadaşlarıma danışacağım. Onlara WhatsApp grubundaki arkadaşlara soracağım. İstiyorlarsa onlara göre davranacağım. Tamam. Olabilir mi? Olur tabii. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Okey. İyi akşamlar, çok teşekkürler hepinize. İyi akşamlar herkese. İlhan Bey. İyi akşamlar. İlhan Bey, demin ekranda gösterdiğiniz o bir şey gösteriyordunuz. O Halit abla destanının teksti miydi elinizdeki? Evet, evet. Ne güzel, özlemişiz o günleri. Sallıyordunuz, bir heyecan sardı gördüğüm zaman. Hocam. Saadettin Otu'nun okuduğu şiirler buradaydı zaten. Evet. Heyecan bastı. Evet. Özer hocamız da hani bu Halit abla destanından bahsedince, evet, Özer hocamıza da hani şey yapalım. Biz bu oyunu ne güzel çalışmaya başlamıştık. Bayağı da bir kotarmıştık, değil mi? Evet. Aynen. İnşallah tekrar yüz yüze buluştuğumuzda bu yarım kalan işimizi heyecanla, daha ateşli bir şekilde devam edip tamamlayacağız. Bitireceğiz. Bu da gösterim. İnşallah. Evet, ederiz inşallah diyorum. Evet, iyi hazırlanalım. Suzan Hanım, iyi hazırlanalım. Hocamıza iyi bak. Tamam. Tamam, söz bakacağım. Sanıyorum başka. Çok teşekkürler. İyi akşamlar, saygılar, sevgiler. İyi akşamlar hocam, bizden de saygılar. Saygılar. İyi akşamlar herkese. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Özer hocam, iyi akşamlar diliyorum. Filiz'e selamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Pardon. Ahmet, kapanmadan bir şey ilave etmek istiyorum. Buyurun Mehmet hocam. Affınıza sığınarak demin Erman Bey'in kitaplarını hatırlattım. Muğla Avcıları deyince daha çok avla ilgili, anılarla ilgili öyküler var içerisinde. Belediye Başkanı biraz siyasi bir kitap. Yaşadıklarını anlatıyor Erman Bey.
Ancak Muğla yazıları o kadar sıcak ve o kadar güzel ki rahmetli annemin elinde akşam saat 11'de tutuşturduğumda sabah 5'te bitirmişti. Ve yaşı 72'ydi o zaman. Özellikle Muğla dışından gelen, Muğla'yı tanımayan, sonradan Muğla'lı olan arkadaşlarımızın ya da bu kitabı okumayan arkadaşlarımızın okumasını özellikle öneririm. İçerisinde çok güzel, sıcak öyküler var. Bunları okuduğunuz zaman Erman Bey de bizim dersimize katıldığında daha sıcak, daha içten bir ders olacaktır diye düşünüyorum. Daha doğrusu nefis bir konferans, sohbet olacaktır diye düşünüyorum. Bunu belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler hocam. Adı neydi? Tekrarlar mısınız? Muğla yazıları. Erman Şahin. Erman Şahin. Ya da Ercanlar'da bulabilirsiniz. Evet. Erman Şahin Muğla yazıları. Kitabın ismi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Yarınki spor yayınımızda görüşmek üzere diyoruz. Bu yayın iyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Saadettin Bey'e tekrar çok teşekkür ederiz. Saadettin Bey, teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Saadettin Bey, çok sağ olun. Eline ağzına sağlık. Yayını kapatıyorum.